Çelebler'deki Dazlık Öğretim Okulu'ndaki öğretmenim Vildan Çanak'a seslendim. Onu çok sevdiğimi buradan öpücükler gönderdim sanırım. Abi ben de sıra. Mektubunda yazdım. Birinci sınıf öğretmenimden bahsettim. Biri bize birinci sınıfı okuttu, sonra ayrılmak zorunda kaldı. Ona duyduğum duyguları yazdım ve burada ona selam gönderiyorum. Öğretmenler günü dolayısıyla proje kapsamında. Duygularını... Hocam sesini biraz yükseltelim. Yükseltelim de arkadan... Şimdi bu öğretim yılında öğretmenler, 24 sınıf öğretmenler günü dolayısıyla okulumuz da, yani Sait Faik Abasıyanık İlk Öğretim Okulu da bu mektup yazma projesine katılmıştır. Burada 300 öğrenciyle öğretmenlerimize duygularımızı, düşüncelerimizi, sevgimizi anlatım projesi bu. En uzun şekilde en büyük katılımı sağlamak amacıyla biz de bu projeye katıldık. Evet, bugün öğretmenler günü, farklı bir etkinlik. Hepimiz çok heyecanlandık, çok duygulandık. Organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok güzel bir şey. Farklı bir etki yapıyor. Çocuklar da çok heyecanlandılar. Değişik, güzel bir duygu. Mutluyum bugün Sakarya'da olmaktan. Bunu bütün Türkiye'de devam ettirmeye çalışıyorum. Çünkü 3000'e yakın konferans verdim okullarda. 226 ülkede. Gençleri çok seviyoruz ve onlara bu ülkeyi teslim edeceğiz. Tüketimden arınmış ve milli değerlerine sahip çıkan ve popüler kültür altında ezilmemiş bir gençlik görmek istiyoruz. Gerçekten harika bir gün. Öğretmenlik çok ayrı, çok özel bir meslek. Herkes öğretmen olamıyor. Büyük bir sanattır. Her günde burada olduktan da çok mutlu. Harika bir iş başarmış milli eğitimimiz. Kutluyorum burada emeği geçen herkesi. Teşekkür ediyorum. Böyle bir kampanya. Öğretmenlik kutsal bir görev. Büyük zorluklar içinde bazen devam ediyorlar görevlerini. Onları ben sadece böyle bir günde değil, her gün her an hatırlanmaları gerektiğini söyledim. Öğretmenler unutulmazlar. Anneler de unutulmazlar. Çok değerlidir. Ama en azından burada bu bilinci vermeye çalıştık. Çok mutluyum. Büyük bir coşku var. Öğretim değil, eğitim önemli. Bu da bir eğitim. Onların buraya gelmesi ve öğretmene olan saygı bence eğitimin parçası olarak düşünüyorum. Yani böyle bir organizasyonda yer almak ve Dünya Çocuk Rekorları adına 32.sini imzalamış olmak benim için çok güzel bir mutluluk. Biz akreplerle yaşamak veya bilmem binanın üstünde atlamak değil, duygusal çocuklara ileri yaşlarında hatırlayacakları güzel rekorlara imza atmak istiyoruz. Düşüncelerinizi söyle. Öğretmene verilen değerin görsel olarak sunumunu amaçladım. Öğretmenlere verilen mektup, birlikte olmaları, hepsini bir arada toplamak, bu kadar öğrenciyi bir araya toplayarak hem öğretmene verilen değer hem de Sakarya'nın tanıtımı için Sakarya'da güzel güzel bir şekilde de başardık bunu. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve kıymet verdiğini yazdım. Öğrenmenlerime kıymet verdiğimi yazdım. Onlar ne kadar önemli olduğunu yazdım. Öyle yani. Biraz sesli konuş, tamam mı? Öğrenmenlerime nasıl kıymet verdiğimi yazdım. Onlara önem verdiğimi ve onlara teşekkür ettim yazdım. Onların verdiği bu bilgi karşı karışımına karşı ben de onlara bir cevap yazdım.